Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, asab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Ekseru cunudillahi, Allah'ın askerlerinin en çoğu el-ceradu, çekirgelerdir. Evet. Bırak hocam ya. Çekirge, Allah korusun, felaket sebebidir. Allah'ın cezalandırmaları sebeplerinden birisidir. Çekirge ortalığı sardı mı arkadaş, buğdayı alamazsın, arpayı alamazsın, sebzeyi alamazsın, hepsini yerler, aç kalırsın. Ünlü almak da mümkün değil. O kadar çok geliyor ki böyle sürüsünle. O kadar çok geliyor ki. La akluhu, çekirgeyi yemem diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çekirge yemem. Böyle uharrimuhu, ama yemen de demem. Haram da kılmam diyor. Ben yemem. Hoca, çekirge de yenir mi ya? Evet, ben de senin gibi gençliğimde okuduğum şeylerde hep böyle kafama takılan şey oldu mu düşünürdüm. Doğrusuna inandım deyip geçerdim ama kafama takılırdı. Bir ömreye gittik. Kabe'nin açıklarında şimdi nerede bu gelecek çekirge? Her tarafı yıkmışlar, oymuşlar. Çekirge gelecek hali yok. O zaman daha açıklık vardı. Böyle yıkılma, arab şey gürültüleri, greyder gürültüsü falan yoktu. Makine gürültüsü. Camiden çıktım, namazdan. Çekirgeler sürüsü kaplamış o beyaz mermerlerin üstünü. Yani o peygamberimizin evinin olduğu tarafta açıklığı kaplamış böyle. Bir baktım böyle kuş yavrusu gibi çekirge. Öyle de güzel ki çöl çekirgesi. Oraya gelmiş o taşın üstüne serin ya taş. Çölden uçmuş gelmiş. Böyle parlak. Ağzım sulandı ya. Yenir ya bu. Kuş yavrusu gibi. Hani peygamber yemem, yasak etmem. Çekirge yenir mi? Bizdekiler çünkü dört bacak, iki üç kıl. Yok öyle değil arkadaş. Kuş yavrusu gibi çekirge gördüm ben. Hem de öyle parlak, tertemiz, mis gibi. Ama ben yemem diyor. Size yemeyin, haram demem. Protein bakımından çok zenginmiş. Eğer haram değil, miden götürüyorsa ye. Haram değil. Öyle diyor. Ben yemem ama diyor size yasak da etmem diyor. Bu çekirge Allah'ın ordusudur diyor. Bir yeri cezalandıracak mı? Sevk eder oraya. Senin tedbirlerin filan sökmez arkadaş. İlaçların filan sökmez. Yok ederler ortalığı. Hiç yeşil bir şey bırakmazlar. Olmuş bu. Bizim memleketimizde de olmuş. Bir tarihinde. Rahmetli annem anlatırdı. Hiç dikili ağaç yaprağı kalmamış, ot mut kalmamış, silmiş süpürmüş gitmiş. Allah'ın cezalandırması bu, Allah'ın ordusu bu, böyle bir sebebe bağlamış. Şimdi efendim bizim eve mühendis geldi, bu mühendisi şeye göndermiş, devlet Tokyo'ya göndermiş, Japonya'ya. Onlar her gün zelzele oluyor, durmadan zelzele oluyor. Onun için zelzele uzmanlığı en çok orada, binalar ona göre yapılıyor filan. İstanbul'da öyle, Türkiye'nin birçok yerinde zelzele fay hattı diyorsunuz ya siz, iyi öğrensin gelsin tedbirleri, Türkiye'de de aynı şeyler yapalım diye göndermişler. Müslüman tabii, Japonlarda din yok, örf var, örfle yaşıyorlar, örf var, gelenek var, ona göre sistemleri, Allah'a falan inanmıyorlar. Teknolojide ileriye çok çalışıyorlar, evet. Geliyormuş, takılıyormuş. Seninki ne yapacak bize? Görüyorsun denize 8 metre şey etmişler. Muazzam duvar örmüşler. Siz tsunami diyorsunuz yani. Zelzele olduğu zaman deniz taşıyor ya.
Japonya'da zelzele çok oluyor. Olursa demişler, duvar yapmışlar pır dolayı denizin kenarına. İşte o atom reaktörünün olduğu yere de ne kadar duvarlar falan örmüşler. Onlar 8, yeryüzünde görülen depremler 8 azamisi gücünde. Cenab-ı Hak 10, 12, 13 gücünde bir tane zelzele verince o duvarlar falan işe yaramamış. O şimdi Japon dermiş ki seninki bize ne yapar? Biz duvarı çektik, tedbirimizi aldık. Arkadaş bir şey demiyor. İnanıyor, o inanmıyor. İkide bir gelirmiş, seninki bize bir şey yapamaz. Yaptı işte, hadi bakalım. 8 metrelik duvar işe yaramadı. Öyle bir koca koca gemileri dalgalar getirdi. Duvarları yıktı, buyur. Evet, şimdi bu bir cezalandırma şeysi. Ama bunu defalarca söylemiş Japon mühendisi. Seninki bize hiçbir şey yapamaz. Tedbirimizi aldık, ne yani filan diye. Şimdi ciyak ciyak ötüyorlar. Şimdi 12'lik yapacaklar. Ama Allah 20'lik verirse ne olacak? Onun elinde, biz ona inanıyoruz. Şimdi çekirge deyip geçme. Milyarlarca çekirge ordusu bir yere gitse kim karşı koyabilir ona? Apartmana filan da girer onlar. Deliklerden girerler. Bacalardan girerler. Salih Aleyhisselam kavmi buradan helak oldu. Dağlara çekildiler. Çok zengin insanlar, Yahudiler, çok paracı. Allah'ın devesini kesmeyin dedi. Kestiler. Çok kazanmak için. Allah da onları cezalandırdı. Gittiler dağlara eve oymuşlar. Evlerin hem serin hem de işte böyle kum fırtınalarından şundan bundan emin yer. O zaman betonarme yok ya. Allah öyle fırtına vermiş. Kapattıkları kayanın rüzgarın girdiği yere kum da giriyor. Öyle kumla girmiş ki içeride kumla boğmuş Allah onları. Bunlar şimdi gidip görebilirsiniz. Arabistan'ın kuzey batısında, tam kuzeyinde onların yurtları, görüyorsunuz bu olayı orada, gözünüzde görüyorsunuz. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun ordularının çoğu çekirgelerdir. Allah'ın bazen bu lütfudur, tozlaşmayı sağlar. Bazen de böyle cezalandırma sebebidir. Allah'ın ordusudur. Ben onu yemem ama sizi de haramda kılmam. Muhayyersiniz. Keler de böyledir. Keler de Efendimiz yememiş. Ama yemeyin de demiyorum diyor. Bildiğiniz keler. Şeylerde eskiden buzdolabı yok. İşte soğukluk derler bizde. Tahtadan çakılır. Sütü yemeği koyarsın serin bir evin serin bir yerine. O zaman buzdolabı yok. Ama yarıktan şuradan buradan gelir o keçimen deriz biz. Kellerin küçüğü işte. Sütünü içer, şeyini deler. Peynir tulumu, yağ tulumu deler. Evet, bu yenir. Ama haram kılmam diyor. Yenir ama ben yemem diyor. Neden? Çünkü geçmiş milletlerin sürüngen olduğu var. Beni İsrail'den. Allah kimisini yılana çevirmiş, kimini kellere çevirmiş, kimisini domuza çevirmiş, kimisini maymuna çevirmiş. Kur'an'da var bunlar. Evvel gıratet evvel hanazira diye geçiyor. Maymunlar ve hınzırlar yaptık biz onları diyor. Allah'la yarışılır mı hiç? O kadar azmışlar. Cenab-ı Hakk'ı bu felaketi vermiş onlara. Diyorlar ki alimler, onların nesli o mesela maymun olmuş, insan aslı yani o maymunun. Yenmez. Aslı insan olduğu için. Peygamber bunun için yemem dedi. Hayır, alimler diyor ki hayır, o insanlara mahsus. Ondan sonra o maymunlar türemez ondan. Normal maymun türer. Yani insandan maymun olmuşlar türemez. Böyle tartışmalı. Bilmiyoruz tabii. Gayb ilmi bu. Peygamber ondan söylemedi. Keler görünüşe iyi değil. Çekirge bile siz iğrendiniz. Görünüşe iyi değil. Peygamber yemiyor ama haram da demiyor. Gavur, protein zengin diye yer. Hatta benim gördüğüm Avrupa'da, Amerika'da gavurda protein var desen bunu kesin söylerim. Dışkısını yer gavur. Adamların zihniyeti böyle. Ya olur mu ya hocam değil mi? Adam protein hesap ediyor. Onun derdi haram mı, helal mı? Değil.
protein varsa onu bile yer yani. Öyle kafası öyle. Sen yemezsin de. Evet, çekirge ve keler bu diyor. Yemem, yemesini haram kılmam. Çekirge Allah'ın ordularındandır. Aynı keler gibi onun yemek konusunda da haram kılmam diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Feynnehu min cündillahil azam, Allah'ın en büyük ordularından birisidir çekirge sürüsü. Çekirgeleri öldürmeyin. La taktulu el cerade. Çekirgeleri öldürmeyin. Evet. Şimdi Peygamberimiz tıp fakültesine girmedi arkadaş. Ümmidir. Tahsili yoktur. Biz Amerika'da gördük. Amerika'da DDT ilacı kullanmak kanunla yasaktır. Yılanı öldüremezsin. Hiçbir hayvanı öldüremezsin. Fareyi öldüremezsin. Geyikleri öldüremezsin. Evlerine dolaşırlar. Geyik öldürme yasak olduğu için onların çiftleri zamanında kızıyorlar, kıskanıyorlar dişilerini. Amerika'da en çok insan ölümü geyiklerin o toslamalarından çatallı vuruyor, parçalıyor herifi. Buna rağmen cevaz vermiyorlar. Öldürmek yasak. DDT kullanıp sinek öldürmek, sivrisinek öldürmek yasak. Bizde hepsini kullanıyorsunuz siz. Reklamını yapıyor, fıs fıs yapıyor, sinekler sırt üstüyor. Ben alıp gelim yapıyorum, iş vız vız diye dönüyor, alay ediyor ilaçla. Bir de öylesi var, aldatıyorlar. Evet, orada yasak kanunen. Şimdi dikkat edin, çekirgeleri öldürmeyin. Dedin sen felaket, yaprak bırakmıyor, şey bırakmıyor. Evet, sana zararı varsa genel kural, İslam denge dini. Küllü mudurrın yuktel. Her zarar veren haşerat öldürülür. Zarar veriyorsa yılanı öldürebilirsin. Fareyi öldürebilirsin. Zarar veriyorsa köpeği de öldürebilirsin. Can taşıyor mu? Evet. Ama bütün kainat insan için. Hayvanlar insan için müsahhar kılındı. Zarar verdiği zaman zararını önlemek için öldürebilirsin. Sivrisineği de, keleri de, çekirgeyi de. Yok, zarar vermiyor. Görünüşü yok, elleme. Bu Allah'ın askeridir. Onu öldürme diyor. Amerika'yı öldürmeyi kanun yasağı var. Öldüremezsin diyor. Kanun çıkarmış adam. Peygamber de öyle söylüyor. Allah'ın muazzam askeridir. Öldürme diyor. Zarar verse hariç. Evet. Ziraata, başka şeylere zararını def etmek için zarar verdiği zaman öldürebilirsin. Evet. Yemek istiyorsun. Yiyebilirsin. Evet, yiyebilirsin. Ve bunu öldürmek, dikkat edin, hoca söylüyor. Ennehyu lit tahrimi, haramdır. Hiçbir zararı yoksa çekirge durup dururken öldüremezsin. Allah'ın askeri çünkü. Zarar verirse cevaz var. Haramdır öldürmen, zararı yoksa. Ebu Davud, İbn-i Mace, Toburani, Darekutni, Selmanul Farisi Hazretlerinden nakletmiş. Ekserun nas, insanların en çoğu hata yapni Adem min nisanihi. İnsanların günahlarının, hatalarının hemen hemen çoğu, hemen nerede hepsi diyeceğiz. Çoğu, günahlarının çoğu, bu dildir. Dile çok dikkat etmek lazım. Sen ne güzel söylüyorsun, dilin kemiği yoktur. Her tarafa oynar, iyiye de kötüye de, her tarafa. Onun için la ilahe illallah dersin, cennete girersin. Sinkaf söversin, cehennemi boylarsın. Böyle Allah'a, peygamberi sövdün mü, Kur'an'a sövdün mü, ezana sövdün mü, camiye sövdün mü, İman kalmaz. İman kalmayınca nikah da kalmaz. Dini açıdan konuşuyoruz biz. Dini açıdan konuşuyoruz. İman kalmazsa nikah da kalmaz. Karıdan da olursun. Evet, iman kalmazsa cennetten de olursun. Ebediyen cehennemde, Allah korusun. Allah insanı şaşırtmasın. Dil hemen dönüverir bu tarafa bu tarafa. Çok dikkatli. Onun için ne muhteşem Allah'ın insanı yaratmasında ne ihtişam var.
Kur'an'da dikkat çekiyor. Biz diyor insana iki göz verdik. Aynani ve şefeteyni, iki dudak verdik. Ayette bunlar. İki göz verdik, iki dudak verdik, iki kulak verdik. Ve lisanen, bir tek dil verdik. Konuşurken bakacaksın, iki defa bakacaksın. İyi mi kötü mü? Yetmez. Bilmeyebilirsin. İyi mi kötü mü bilmeyebilirsin. Birine soracaksın, dinleyeceksin. Sakın buna aldanma, bu iyi değil. İki defa dinleyeceksin. Bilenlere soracaksın, dinleyeceksin. Gene yetmez. İki defa kontrol edeceksin söyleyeceğin sözü. Ondan sonra bir defa konuşacaksın. İki defa bakacaksın, iki defa dinleyeceksin. İki defa kontrol edeceksin, bir defa konuşacaksın. Çünkü söz söyleninceye kadar senin emrinde. Senin esirin. Hadi bakalım konuşsun dilim. Yumdum ağzımı. Benim esirim o. İstersem açarım ağzımı, dilim öyle kıpırdar. Ağzım için dilim oynatsam ses olarak çıkar mı? Çıkmaz. Evet. Bu benim kontrolümde, esirim. Ama kelimeyi söyledim mi, söyleyen kelimenin esiridir. Efendim ben şu maksatla söyledim, bu maksatla. Hakim dinlemez. Adama tutmuş, ananı, avradını sevmiş. O da herif, şahitler herkes önünde. Hem o da dava açmış. Hakim Bey ya ben laf olsun diye sevdim. Dinler mi lan? Buradan çıktıktan sonra gereği düşünüldü der, cezayı bastırır, tazminatı da hükmeder. Peygamberimiz ona dikkati çekiyor. İnsanların en çok günah işlediği şeylerden birisi dildir. Dilden çok bela gelir başına. Suç işler dil sebebiyle, çok dikkat etmesi lazım. İnsanoğlunun en çok hatasının kaynağı dildir. Gerçi dil küçücük bir şeydir ama sagirun cirmuhu, küçücük bir şeydir ama azimun cürmuhu, suçu büyüktür. Allah'a küfretmekten daha büyük günah var mı? Bu dil yapıyor bunu. O küçücük dil yapıyor bunu. Evet, cürmü suçu büyüktür. Kendi küçüktür ama cürmü büyüktür. Eğer sen bu dili İki defa bakıp, iki defa dinleyip, iki defa kontrol edip, dikkat edip ondan sonra konuşacakken hiç bakmadan, dinlemeden, düşünmeden, kontrol etmeden bırakırsan iman da gider, karı da gider, mol da gider, mülk de gider, şeref de gider, insanlar arasında saygınlığın yok olur, dünyan yıkılır bu dilden dolayı. Evet, dünya zindan olur. Onun için bu diline hakim olacaksın. Evet. Bunlar işte hadis görüyorsunuz. Hacı Bektaş Veli, büyük evliya, ne kadar güzel insan. Eline, beline, diline hakim ol diyor. Bu hadislerden çıkarıyor. Evliya olmak dedik ya, peygamberin sünnetlerine aynen yaşamaktır. Eline, beline hakim olacaksın, hırsızlık yapmayacaksın. Şarap içmeyeceksin arkadaş. Elle olmuyor mu bu iş? Eline, beline zina etmeyeceksin demek istiyor yani. Üstad, diline hakim ol. Küfretme, yalan söyleme, gıybet etme. Biz en çok gıybetten gideceğiz arkadaşlar. Yani şeytan sizi meyhaneye götüremez. Namaz kılan adam meyhaneye gider mi ya? Nadir. Kerhaneye de götüremez. Nadir. Ama günün her saatinde şeytan bize öyle bir darbe vuruyor ki tuş da yeniyor bizi. Adam namaza geliyor, namaz kılacak. Yaşlı amcalar, şadırvan var. Buhara'da aslımız cami, Son Cemaat Mahalli, çınar ağaçları, şadırvan, sistemi Anadolu'ya getirmişiz.
Bizim orada da cami varsa önünde şadırvan vardır. O gelenek devam ediyor. Erken gelmek camiye ne güzel. Ama şadırvan başına değil. Erken geleceksin camiye. Ezanı camide iştenler güneş gibi parlayacak. Adeti bu. Erken geliyor hep ezanı, vaktin ezanını camide otururken işitiyor. Güneş gibi mahşerde öyle parlayacak. Vay diyecekler herkes. Yola çıktın, yoldasın. Evet, ay gibi parlayacaksın. Yok, yolda değil, daha kapıdan çıkarken ezan okundu. Yıldız gibi parlayacaksın. Ezan okunuyor, ondan sonra harekete geçiyorsun. Namazın kabul, bir şey demiyoruz da bu parlaklığı kaybediyor. İmtiyazdır onlar. Erken gelmek böyle güzel. Namazı beklediğin sürece sanki aynen namaz kılıyor gibi sevap alıyorsun. Ama şeytan rahat durmuyor ki. Amca emekli, yaşlı, camiye erken geliyor. Caminin önündeki şadırvanın kenarına oturuyorlar. Mehmet Ağa nasılsın filan, güzel, nasılsın demek güzel bir şey, sevap. Ama biraz sonra bakın, falancayı biliyor muyum? Niye oldu bilmiyorum. Şöyle diyormuş, kızı böyle olmamış. Oğlu başlıyoruz dedikodu ya. Ya sevap kazanacaksan gir camiye be adam. Ama şeytan bırakmıyor, öyle tatlı geliyor ki o sohbet. O şadırvanın başında namaz bekleyen abdestli amcalar gıybete başlıyorlar. Her gün bu oluyor. Gıybet iki günahtır efendim. La yagteb ba'dukum ba'da. Biriniz diğerinizin gıybetini yapmasın. Gıybet ne? Yüzüne söyleyemeyeceğim bir lafı adamın kendisi yokken arkasından söylemek. Gıybet bu. Söylediğimiz doğru olsa da mı diyor? Evet. Doğru olursa gıybet olur. Doğru olmasa iftira olur zaten diyor Peygamberimiz. Biz bunu çok yapıyoruz. Hacımız, hocamız. Şeytan bizi buradan yıkıyor. Meyhaneye, kerhaneye götüremiyor ama her gün gıybet ettiriyor bize. Dikkat edelim. Dile dikkat diyor Peygamberimiz. En çok burada cehennem çukurlarına yuvalma, yüzüstü kapanıp sürünme. Burada dilden, dilin şerrinden ancak evet ve la yunca min şerril lisan illa en yulceme bilicami şer'a. Lisanın, dilin şerrinden ancak dinin, ki teknik olarak dinin karşılığı şeriattır. Kur'an yolunun gösterdiği şekilde davranmak. Onun gemiyle dile gem vurmak. At kullandıysanız üstüne çıktığınız zaman geminiz olmazsa durmaz. Sağa dönmez, sola dönmez. Bildiği yere gider o. Ama ağzında gem varsa o gemi şöyle asılırsın sağa döner. Şöyle asılırsın sola döner. İkisini de asılırsın durur. Neden? Dilini ıstırır. O gem dediğin şey atın dilini bastırır. Demir. O zaman dili acır, sen de durursun. Sen de ay ananı avradını derken şeriatın gemini bastıracaksın diline, gerisini getirmeyeceksin. Aynı o at gibi çekeceksin dizgini. Dinin, şeriatın gemini ağzına vurmazsan dil insanın felaketine sebeptir. Cehenneme yuvarlanmasına sebeptir. Hadis-i şerifi Taberani Beyhaki Abdullah el-Mes'ud'dan nakletmiş.